dekorasyonunda en son trendler nelerdir? Dekorasyon uzmanı Ceren Akın'ı dinliyoruz şimdi. Burası çok güzel gözüküyor. Çok teşekkür ederiz. Ceren, hayırlı olsun. Çok sağ olun. Hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hemen şöyle şuraya doğru yaklaşmak istiyorum. Çok güzel ürünler var çünkü. Peki ben bir şey merak ediyorum. Bir dekorasyon neye göre olmalı? Kullanacağımız ürünler, evet, hangi renk olmalı? Tabii her sezonun bir renkleri var. Fakat bu sezonun rengi ne? Bence benim için hani geçen sene yeşildi, bu sene mor dediler. Ama hani bana göre herkesin kendi kişisel zevkine göre bir ev yapılmalı. Yani bu sene mor moda, tamam, mor koltuk değil. Hani müşterilerimizin ve yani atıyorum siz geldiniz ve sizin evinizi yapıyoruz. Bizim için en önemli şey sizin sevdiğiniz ürünü koymak, sizin sevdiğiniz renkleri birleştirmek ve sizin zevkleriniz doğrultusunda evleri düzenlemek. Çok güzel gözüküyor Ceren. Burada da bir tablo görüyorum. Evet, tablolarımız. Bu nedir? Bunlar da Osmanlı parası ve kara kalem çalışılmış. Kaç adet yapıldığı ve imzası var. Şu anda bence duvarlarda bir hikaye oluşturmak için tek parça, tek başına bir tablodan ziyade üçlü dörtlü, burada biz böyle bütün duvarı çevirdik gördüğünüz gibi. Böyle dörtlü bir hikaye oluşturulabilir. Duvarlarda, çünkü boş duvarlar da istemiyoruz. Perde denilince Ceren, en moda renk hangi renk? En çok tercih edilen ya da? Perdelerde daha çok açık renkleri, gene evlere göre değişiyor tabii ki ama daha çok açık renkler tercih ediliyor. Ben fonlarda koyudan tarafım her zaman. Eğer öndeki düz tülünü ya da şu anda jaluziler moda burada da olduğu gibi, jaluzilerin arkasına daha koyu fonlar ya da tülle serpiştirmeler. Peki neden açık renk tercih etmeliyiz? Eğer aslında şöyle, açık renk de değil, eğer duvarlar koyuysa ben perdede bir ton açık seviyorum. Eğer duvarlar açıksa perdede koyu tonları seviyorum. Eve girdiğinizde boğulmayın. Evet, boğulmayın. Yani orada bir farklılık, perdenin olduğunun farkı görülmeli. Gene dediğim gibi genel evin bütünlüğüyle alakalı. Hani şu olur bu olur diyemiyorum. Her evin bir hikayesi var. Dönemlerde modayı kadınlar kadar, özellikle evet, dekorasyon ve aksesuarda erkekler de takip kesinlikle ediyor değil mi? Evet, kesinlikle. Eğer karı koca çift olarak geliyorlarsa gerçekten eski oranla, yani 3 sene önceye bile kıyaslarsam artık erkekler de çok ilgili. Onlar da anlıyor. Evimiz bizim için önemli. Vermiş olduğum bu değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Ne demek, biz esas teşekkür ederiz. Buraya geldiğiniz için çok keyifli oldu bizim için de. Ev dekorasyonu ve ev aksesuarındaki aldığınız ipuçlarını siz de evinizde değerlendirebilirsiniz. Bence bütçenizden çok az ayırarak da evinizi şık ve güzel bir hale getirebilirsiniz. Tarzınızı evinize yansıtın. Görüşmek üzere.